Kara ve denizlerimizde tansiyon yükseliyor. Azerbaycan, Ermenistan'la savaşıyor. Hoppa! Kaşa! Kaşa! Suriye'de iç savaş devam ederken Türkiye'ye göçler dalga dalga artıyor. Bak, kolaylık sağlayın bize, hadi. Ve Ukrayna'da da cephe hattı ısınıyor. Türkiye'nin doğusu, batısı kaynamaya devam ederken dünya adeta savaş halinde. Akdeniz'in ardından Ege Denizi'nde de sular ısınmaya başladı. Bodrum Turgut Reis açıklarında avlanan Türk balıkçılar kara sularımıza giren Yunan sahil botu tarafından taciz edildi. Devreye hemen Türk savaş gemileri girdi. 20 dakika kadar süren gerilimin ardından Yunan botu Türk sularından çıkarak Kilimli Adası yakınlarına çekildi. Şu anda gelen Türk savaş gemisi İstanköy Adası'yla Akyalılar açıklarından geçiyor. Yunan tacizi bununla da sınırlı kalmadı. Aynı saatlerde Türk uçakları da Yunan uçakları tarafından taciz edildi. Öte yandan Rumların da üye olduğu Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleri bugün Türkiye'yi sert bir dille eleştirdi ve savaş gemilerini Kıbrıs'tan geri çekmesini istedi. Karada ve havada tansiyon yüksek bir şekilde devam ederken sınırımızda da iç savaş Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Çünkü Beşar Esad'a bağlı ordu Halep'te ilerlemeye devam ediyor. Suriye rejimi Halep kentine yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla bölgedeki sivil halkı göçe zorluyor. İşin en kötü yanı ise Türkiye çok büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Çünkü 300 bin kişinin Türkiye'ye sığınabileceği ihtimalleri konuşuluyor. Bakü Ermenistan hattı da alev alev yanıyor. Azerbaycan cephe hattına yakın bölgede tatbikat yapan Ermenistan Hava Kuvvetleri 3 gündür provokatif uçuş yapınca Azerbaycan silahlı güçleri tarafından düşürüldü. O anlarda Azerbaycan askerlerinin helal olsun sesleri duyuldu. Hoppa! Kaşa! Kaşa! Rusya-Ukrayna hattı ise fokur fokur kaynıyor. Ukrayna Savunma Bakanı, ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların muhtemel saldırılarına karşı ordunun hazırlıklara başladığını duyurdu. Öte yandan NATO birlikleri komutanı, Rusya'nın son birkaç gün içinde sistematik bir şekilde Ukrayna topraklarına çok sayıda askeri araç ve asker sevk etmeye başladığını açıkladı.